kurmakla uğraşmaz zaten mesela. Şeyde işte psikoz da hep ikili üçlü anlamlarda bırakıyor. Çünkü dışladığı geri geliyor falan. Yani Lacan'ın daha çok psikoza önem vermesi bir nedeni kendine daha çok psikolojik şeyler oldu. Bu arada ya İkinci Dünya Savaşı falan, yani Avrupa toplumlarının, Batı toplumlarının daha önceleri daha çok nevrotik 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı ve sonrası kapitalizmin psikoza zorlaması gibi bir şeylerle bahsedebiliriz toplumsal olarak. O da şu, mesela Lacan'ın bir formülü var. Türkçe'ye şöyle çevriliyor. Kadın yoktur. Bu yanlış. Fransızca'da o. La femme n'existe diyor. La'nın altını çiziyor. Fransızca'da işte çevrilmiyor dedi ki artık. La'nın üstünde Fransızca'da durduğunuz zaman, yani kadın diye insanların hep aynı olarak davrandığı bir öz yoktur demek. Onun en azından kadının özü yoktur demek. Mesela l'histoire. Şimdi öykü demiş. L'histoire, Junan Vepa derseniz. Yani öykü denilen bir şeyi özü olarak bilmem aldığım zaman benim ona ilgim yok gibi olabilir. Yani muhakkak, evet tabii. Erkeğin sevdiği olur, onun devamı olur. Erkeğin sevdiği olur, kadın erkeğin sevdiği olur diye. Ha tabii şu anda daha devamlı gibi 4-5 anlam var. Ondan sonra çünkü kadın yoktur, kadınlar vardır diye de okunabilir. Yani tek kadın yok, olmuyor, kadınlar oluyor. Ve devamında bir de Fransızca la femme dediğiniz zaman el apostrof a. A, Yunanca'daki sız demek. Annenin kansızlık, anarşi var. A, tam diye de okunabilir. Kadın olmayan hiçbir şey yoktur.